Gençlerim, kampımıza milli edebiyat dönemi hikaye romanla devam ediyoruz. Hadi bakalım 10 numara bir şekilde burayı tekrar edelim. Milli edebiyatı dediğim gibi 3'e ayırdım. Önce şiiri bitirdik, şimdi roman hikaye. Sonra da öğretici metinler ve arkadaşlar ek olarak diğer bölümlerle beraber devam edeceğiz. Tamam. Aşağıdaki eserlerden hangisi parçada tanıtılan yazara ait değildir? Bakın, sanat yaşamının fecuatiyle başlamış, sonra milli edebiyatta yer almıştır. Fecuati'den kısa bir süre sonra Yahya Kemal'le birlikte Nev Yunanlik neoklasizm akımına yönelmiştir. İlk romanından son romanına kadar Türk toplumunun sosyal ve siyasal görüntüsünü romanın arka planında konusunu yapmıştır. Abdülhamit ve Meşrutiyet dönemine işgal ve Kurtuluş Savaşı yıllarına tanıklık etmiştir. Kadro dergisinin kurucusudur, çıktı. Tanzimat'tan başlayarak 1950'ye kadar Osmanlı Türkiye'sinin eserlerini anlatır. Romanlarında başlıca tema Türk toplumunun yaşam tarzı ve sorunlarıdır. Romancılığıyla öne çıkmış, hikaye, anı, mensup şiir, makale, deneme, tiyatro üzerine de eserler vermiştir. Eserlerinde realizm akımından etkilenmiştir. Güçlü bir gözlemci yeteneği vardır. Hikayelerinde Mapasan tarzı benimsemiştir. Arkadaşlar iyi bak. Yahya Kemal ile birlikte Nev Yunanlı benimseyen bir kişi vardır. O da Yakup Kadri'dir. Kısa sürede olsa benimsemiştir. Bize Yakup Kadri hakkında bilgi vermiştir. Yakup Kadri'nin öğretmenim ünlü eserleri var mı? Mamatosunum. Değil mi? Yakup Kadri'nin bir sürü ünlü eseri vardır arkadaşlar. Roman deyince aklımıza ne gelir arkadaşlar? Kiralık Konak. Nesil Çatışması. Üç nesil. Değil mi arkadaşlar? Sonra Nur Baba. Bektaşiliğe karşı olumsuz tutumlar. Sonra Hüküm Gecesi. İttihat ve Terakki ile Hürriyet İtiraf Parti çatışmalarını anlatır. Sonra Sodom ve Gomorre. Sodom ve Gomorre de gerçekten farklı bir yapıttır arkadaşlar. İstanbul ahlaksızlıkları bünyesinde lav edilen iki kent olarak, Allah tarafından yok edilen iki kent olarak Sodom Gomorre'ye benzetilir. Tamam mı? Sonra Yaban. Aydın Köylü çatışması Ahmet Celal üzerinden verilir. Sonra Ankara. Selma üzerinden Ankara'nın 3 dönemi verilir. Sonra bir sürgün, yurt dışına kaçan İttihat Terakkici anlatılır. Bak hep tarih değil mi? Doktor Hikmet üzerinden. Sonra Panorama. Bu da arkadaşlar iki ciltten oluşur. Panorama 1 ve Panorama 2. Birisi arkadaşlar 1938'e kadar Atatürk'ün ölümüne kadar yapılan ıslahatlar. Diğer Atatürk'ün ölümünden sonra yapılanlar arkadaşlar. Sonra Abdülaziz dönemini anlatan Hepo Şarkı. Bak romanlar bunlardır. O zaman Kiralık Konak burada. Yaban burada. Nur Baba burada. Sodom ve Gomorra burada. Yalnız prima Türk çocuğu Ömer Seyfettin'e ait bir hikayedir. O bir roman değildir. O zaman zaten Yakup Kadri'ye de ait değildir. Adana'dır. Bakalım. Lise öğrencileri okudukları romanları özetlemeler istenmiştir. Bu romanları aşağıdaki gibi özetlemişlerdir. Bakalım lise öğrencilerimiz nasıl özetlemiş. Sodom ve Gomorre'de Osmanlı Devleti'ne başkanlık etmiş İstanbul'u artık Tanrı'nın lanetine uğramış bir şehir olarak görür. İstanbul ve halkını Kur'an'da yok olan iki şehir olarak geçen Sodom ve Gomorre'ye benzetir. O zaman hop Arda. Sodom ve Gomorre Osmanlı Devleti'ne başkanlık yapmış olan arkadaşlar İstanbul'u ahlaksızlıkları yüzünden İncil'e göre yağmalanmış bu kentlere benzetir. Doğru. Hüküm Gecesi. Bakalım. İttihat ve Terakki Partisi'nin siyasi çatışmaları ele alınır. Evet. Roman rakip partilerinin gazetecilerine düzenlenen suikastları, entrikalar, tek parti olmaya çalışma çabaları içerisinde geçen bir aşk ilişkisi etrafında geçer. Doğru bu da. Asya. Yaban Yakup Kadri'nin Anadolu'ya açıldığı romandır. Eserde olaylar Eskişehir, Kütahya civarlarında geçmektedir. Romanda milli mücadele döneminin Anadolu'su verilir. Köylünün durumu Ahmet Celal üzerinden Aydın Köylü çatışması anlatılır. Bu da doğru. Hepo Şarkı. Romanda Abdülaziz dönemindeki toplumsal yaşam ve Osmanlı Devleti anlatılır. Bu da doğru arkadaşlar. Panorama romanı 3 bölümden oluşmaktadır. 1. bölümde milli mücadele yılları, 2. bölümde Cumhuriyet ilk yılları, 3. bölümde Cumhuriyet sonrasını anlatır. Arkadaşlar bu Ankara'dır. Ankara. Ankara burası önemli. Değil mi? Ankara. Ankara adlı eser 2 ciltten oluşmaktadır. Hayır. 2 bölümden oluşan panoramadır arkadaşlar. Tamam. 1. ciltte 23-52 yıllar arasındaki Türkiye, 2. ciltte Atatürk'ün ölümünden sonraki yıllar eleştirel bir bakış açısıyla verilir.
Evet arkadaşlar, burada dikkat ediniz, Ankara ve Panorama Remzi ile Kadir'in söylediği romanlar yer değiştirmeli. O zaman cevap Edirne'dir. Milli edebiyat akımının ve modern Türk öykücülüğünün kurucularındandır. Edebiyat hayatına şiirle başlamış olan yazar, daha sonra hikaye yönelerek asır kimliğini hikayede bulmuştur. Servet Fünun'da moda olan mensur şiirde dikkatini çeker. Genç Kalemler dergisinin ilk sayısında yayınladığı nokta nokta makalesinde dil ve edebiyata dair görüşlerini açıklar. Arkadaşlar, Yeni Lisan makalesinin yazarı Ömer Seyfettin'dir. Eserlerine safi Türkçe'li yazılması gerektiğini söylediği makale son derece önemlidir. Muhafazan tarzı hikayenin temsilcisidir. Nokta nokta hikayeleri terzidir. Ömer Seyfettin'in oradan bahsediyor. Hikayeleri terzidir. Falaka, Pembe İncili, Kaptan Forsa ünlü hikayelerinden birkaçıdır. Yazar hikayelerinde Türk milliyetçiliğini savunur. Yeni Lisan ve Ömer Seyfettin gelmeli. Mapasan tarz dediğimiz zaman ordu. Bu parçaya göre aşağıdaki hikayelerden hangisi bu dönemde yazılmamıştır? Bu dönemde yurdun her yöresinde yaşanmış olay ve kişileri ele almıştır. Konular kendi yaşamımızdan alınmış. Bunlar çevre olarak genişlemiş, ülkenin değişik yerleri anlatılmıştır. Böylece memleket edebiyatı çığırı açılmıştır. Roman ve öykünün konu haritası genişlemiş, her kesimden insan, özellikle de köylerde ve taşrada yaşayan insanlar konu almıştır. Anadolu mekan olarak seçilmiştir. Halka doğru ilkesiyle hareket edilmiştir. Memleketi ve memleket gerçeklerini yansıtmaya amaçlayan milli edebiyat dönemi roman ve öyküsünün anlatımı gözlemci gerçekçiliğe dayanır. Ömer Seyfettin'in Yakup Kadri, Refik Halit, Reşat Nuri realizm akımına bağlı kalmıştır. Kimileri de naturalizm akımına bağlı kalmıştır. Bu dönem roman ve öyküsünün belirleyici bir başka özelliği de toplumsal sorunlara yönelik olmasıdır. Konuşma dili yazı diline aktarılmış cümleler Türkçenin yapısına uygun kısa cümlelerdir. Arkadaşlar, burada resmen bize Anadolu'ya dönüş milli edebiyat dönem verilmiştir. Bakın, hangi eser bu dönemde verilmemiştir demiş arkadaşlar. Bu dönemde verilen eserler bizim için arkadaşlar nedir? Değerlidir. Türk'ün kitabı. Gençler, bu dönemdedir. Aka Gündüz yazmıştır. Aka Gündüz'ün hikayesidir. Milli Savaş hikayeleri. Yakup Kadri Karaosman'a onunla aittir. Onun hikayesidir. Başını vermeyen şehit. Ömer Seyfettin'e aittir. Onun hikayesidir. Dağa çıkan kurt. Halide Edip Adıvar'ın gerçekten Turancı bir kimlikle yazdığı hikayesidir. Ona aittir. Ama Kırık Hayatlar Halit Ziya Uşaklıgil'e aittir. Halit Ziya Uşaklıgil'in roman tarzında eseridir. O zaman doğru cevabımız ne çıkacaktır Deniz? Bakın. Bugünün saraylısı demek ki özet ona aitmiş. Bugünün saraylısı önce kime ait onu söyleyeyim. Refik Halit Karay'a aittir. Postacının bile pek seyrek uğradığı evlerine postacı bir gün bıraktığı mektup evde şaşkınlık uyandırır. Mektupta Ata Efendi'nin teyzesinin oğlu Yaşar kızını İstanbul'a yollayacağını yazmaktadır. Ayrıca yanında 300 lira göndermektedir. Böyle bir şey istemeyen Ata Efendi evde oluşacak problemlerden kaynaklanmaktadır. Ama zengin olan teyzesinin oğlunun göndereceği para hiç de göz ardı edilecek bir miktar değildir. Ayrıca kız güzel ise evde bulunan huzurun kaçabileceğini düşünmektedir. Ama kız emrivaki bir şekilde gönderilir. Ve evde tahmin edilenden çok farklı bir kız çıkar karşılarına. Oldukça güzel olan kız, evdekiler de dahil olmak üzere birçok kişinin ilgisini kazanır. Eve yeni bir gelir kapısı da açılmış olur. Yaşar'ın İstanbul'daki iş ortaklarından da kızın geçim için para verilmektedir. Ata Efendi de kıza tutulur bu arada. Ata Efendi çalıştığı yerde güvenilir birisidir. Bir gün patronun oğlu ile tartışır. Bu iş yerinde Ata Efendi'ye bir karizma kazandırmıştır. Ata Efendi patronun ve patronun oğlu ile daha sık bir araya gelir ve patronun oğlu Rüştü kıza taliptir. Rüştü Ata Efendi ile ahbap olur. Ata Efendi terfi eder. Rüştü bir yere götürse Ata Efendi ailesini kimseye para ödetmez. Bir zengin gibi yaşamaya başlarlar. Daha sonra elçi Sait Reşit ile ilişkisi olan Ayşe yanlış bir karar verir ve elçi ile evlenerek yurt dışına çıkarlar. Ayşe bu ilişkiden mutlu olmaz ve Rüştü ile Ata Efendi kızı geri döndürmek için uğraşırlar. Bu Refik Halit Karay. Refik Halit Karay'a ait çünkü bugünün saraycısı zaten verilmiş. Şimdi olay ön planda tutulan bir eserdir. Evet arkadaşlar, burada yukarıda gördüğünüz gibi hep olaylar var. Milli Edebiyat dönemine aittir Refik Halit Karay çünkü açık sade bir dil vardır. Görüldüğü gibi üst kurmaca tekniği yoktur. Üst kurmaca tekniği Cumhuriyet döneminde postmodernizme karşımıza çıkmıştır. Burada nedir? Romanın yazılma aşaması üst kurmacada okuyucuyla
paylaşılır. Burada böyle bir durum yoktur. Cevap da B'dir. Gazeteci yazar sorusu. Bakalım bahsedilen yazar kimdir? Romanlarımızdaki amacı. Kısaca özetleyecek olursanız ne dersiniz? Romanda tek amacım hayatın heyecanını verebilmek ve canlı tipleri yaratmaktır. Kendinize özgü şahıs kadronuz var mı peki? Kişi ve tip kadrosu tamamen kendime özgü bir şeydir. Dolayısıyla kahramanlarımın iş yüzlerini tam olarak verebilmek için derinlemesine ruh çözümlemeleri yapar. Çeşitli devir, kıyafet, sosyal durumların insanda farklı psikolojilere etkiler yapacağına inanır. Hatta romanlarımın büyük bir bölümünü kendime benzer tiplerden yaratmışımdır. Gazeteci, örnek vereceğiniz eserler hangileri? Yaban'da Ahmet Celal, Bir Sürgün'de Doktor Hikmet. Bak, Yaban, Bir Sürgün'de Doktor Hikmet, Nur Baba'da Macit, Kiralık Konak'ta Hakkı Celis. Çoğu zaman kendim gibi düşünür, duyar, davranır. O zaman arkadaşlar, bu bilgileri verildi es. Tabii ki Yakup Kadri'nin romanları bize verilmiştir. Cevap Bursa'dır. Nokta nokta dönemi romanında bireysel yaşamdan sosyal yaşama doğru geniş bir açılma olur. Bu romanlarda tema yönüyle sosyal konuların ağırlık kazanmasına neden olur. Hikayede olduğu gibi bu dönem romanlarda içinde yaşanan sosyal, ekonomik, kültürel ortamlar etkilenmiştir. Doğal olarak öne çıkan temalar Türkçülük, yanlış batılaşma, milli mücadele, kuşaklar arası çatışma, ilerleme, çağdaşlama, gerilik, cehalet, yoksulluk, memleketçilik olmuştur. Roman dil ve anlatım özellikleri ise Tanzimat'la ilk defa edebiyatımıza giren roman türü hem üslup hem teknik açıdan gelişimi bu dönemde de devam etmiştir. Ömer Seyfettin'i de açılan sade dil akımı dönemin sanatçıları tarafından benimsenmiş, romanlar sade dille yazılmıştır. Bitti. Yeniliyse. Değil mi? Dönemin sanatçıları sade dille eser vermekle birlikte üsluplar birbirinden farklıdır. Refik Ali tam bir üslupçuyken Haldedip üsluptan çok düşünceye önem vermiştir. Bize milli edebiyat. Çünkü Ömer Seyfettin, Haldedip, Refik Ali hep milli edebiyatçıdır. Evet. Bakın. Diyalogda bahsedilen yazar. Eserlerinizi oluşturmanızda kendi hayatınızda bir şeyler kattınız mı? Benim hayat hikayemi gözden geçirildiğinde Doğu Batı, eski yeni, mistik, pozitivist, yüksek kültür, halk kültürü gibi ne kadar çok etken ve çeşitli etkilere maruz kaldığım fark edilecektir. Dolayısıyla hayatımda bayağı bir şeyler kattım yazdıklarıma. Bütün bunlar ışığında genel edebiyat tercihlerinize bakacak olursak Türk şiirinde, halk şiirine Tanzimat sonrası isimlere yöneldiğiniz söylenmeli. Doğru olur mu? Sanat hayatımda beni cezbeden isimler oldu şüphesiz. İngiliz edebiyatından Shakespeare, Baryon etkisi altında kaldım. Fransız edebiyattan Zola'yı tercih ettiğim, Süleyman Çelebi'nin Mevlid'ine ise hayran olduğum söylenebilir. Bak, bir şeye dikkat ettiniz mi? Her şekilden arkadaşlar beslenmiştir. Bu da onun için güçlü bir özellik. Eserlerinizde kadın teması en temel meselelerden biri olmasının sebebi ne? Kadın toplumun temelidir. Dolayısıyla gördüğüm kadın meselesine toplumsal muhteva ağır basan romanlarımda daha çok değinmekte, kadına yüklediğim işlev daha da artmaktadır. Handan, Raik'in annesi gibi ilk romanlarımda kadın hep merkezde oldu. Evet arkadaşlar, o zaman bu kişi çıktı. Kimdir? Haldedip Adıvar. Haldedip Adıvar ilk romanlarında gerçekten kadın meselelerine yer verdi. Heyula, Raik'in annesi ilk dönem romanlardır. Seviye Talip, Handan, sonraki romanlarında Turancılığa geçti. Yeni Turan, Ateşten Gömlek, Mevut Hüküm, son eseri, sonra artık arkadaşlar biraz daha olayı değiştirdi ve Sinekli Bakkal ile farklı. Artık gelenek Doğu Batı çatışmasına girdi. Bunlardır ünlü. Başka hocam ünlü romanları var mı? Olma mı? Mesela Yol Palas Cinayeti, Tatarcık, Sonsuz Panayır, Vurun Kahpeye, o da bu dönemi anlatır. Ali'ye Öğretmen, milletin Ali'ye Öğretmen'e milliyetçi bakış açısı yüzünden saldırması gibi. Demek ki bunlar romanlarıdır. Roman deyince aklımıza bunlar gelir. Tabii ki hikaye deyince aklımıza yine Haldedip Adıvar gelir ki milli mücadeleyi gerçekten anlattığı tam Turancı olan Dağa Çıkan Kurt. Tamam. Tabii ki Kubbede Kalan Ursa da var. Aynı zamanda arkadaşlar
Başka eserler harap mabetlerde var. Ki iki tane anısı vardır. Arkadaşlar birisi Mor Salkımlı Ev, çocukluk anıları ve Türk'ün ateşli imtihanı, bu da milli mücadele anıları olarak karşımıza çıkar. Handan bu arada mektup tarzında yazılmıştır, biline. İlk dönem romanlarında temel meseleyi oluşturan tutkulu aşk. İlk dönem romanlarında aşk. Nedeni sorgulanmayan, önüne geçilmeyen, kadının mutlu olması için gerekli olan bir duygu olarak ele alınır. Bu aşkın yaşanabilmesi için meşru bir evliliğin olması gerektiği de romanın bütünlüğü içinde vurgulanmaktadır. Bunlar aşk ve evliliğin irdelendiği ve her ikisinin bir arada yüceltildiği romanlardır. Yazar ilk döneminde her ikisinin bir arada yüceltildiği romanlar ilk döneminde aktüeldir. Vaka zamanı roman yazılış zamanıyla örtüşür. Mekan olarak da hemen hemen İstanbul semtlerini kullanır. Şahıslara baktığımızda hemen bütün ilk dönem romanlarda benzer tiplerin tekrarlandığını fark ederiz. İdealize edilmiş erkekler ve kadınlar, yerilen kaba erkek, evli ayakta tutan çocuklar, bilgi ihtiyarlar, daha sonraki romanlarda çokça işlenecek olan dini bir muhtevayla öne çıkan tipler gibi. Sonralar romanlarda muhteva zamanı belirler. Burada zaman milli mücadele zamanıdır. Mekan artık İstanbul'a, Anadolu'ya kaydırılmıştır. Bu dönem romanlarında mesaja mukabil olarak ya baştan ya da romanın gidişatı içerisinde sonradan kazanılan bir bilinçle, milli muhtevayla karşılaşan romanlarla tanışırız. Tamam mı? Şimdi bana dikkat edin. Arkadaşlar bu Halide Edebiyatı hakkında bilgi verdi. İlk dönem romanları kadın psikolojisi. Heyyullah. Evet. Değil mi arkadaşlar? Yazı edilen burada Halide Edebiyatı var. Halide Edebiyatı'nın eserlerini ben biraz önce yazdım romanlarını. Değil mi? Halide Edebiyatı var. Değil mi? Heyyullah. Raik'in annesi. Handan. Seviye Talip. Bak ezberlemek için bir daha yazıyorum. Sonra Yeni Turan'la birlikte artık değişti. Yeni Turan. Ateşten Gömlek. Değil mi? Bunlar son eseri. Mevut Hüküm. Artık Sinekli Bakkal'la beraber artık töre romancılığına doğru adım atar. Sinekli Bakkal. Milli Mücadele'den Ali'yi öğretmeni anlatan Vurun Kahpe'ye. Bak şimdi Handan var. Ateşten Gömlek var. Vurun Kahpe'ye var. Sinekli Bakkal var. Miskinler Tekkesi ona ait bir roman değildir. Gençler bu dilenciliği anlatır. Reşat Nuri Güntekin'e ait bir roman olarak karşımıza çıkacaktır. Handan Neriman'la kardeş gibidir. Onun küçüklüğünden beri etkisi altına almıştır. Neriman onun uğruna her şeyi göze alabilecek durumdadır. Neriman Refik Cemal ile evlenmek üzeredir. Handan kocası Hüsnü Paşa ile birlikte Paris'te yaşamaktadır. Handan gençliğinde Nazım adlı birini sevmiştir. Ama Nazım sosyalist bir dünya görüşüne sahiptir. Onun ideallerini kendisine tercih edeceğini düşünen Handan, Nazım'ın evlenme teklifini reddeder. Hüsnü Paşa ile evlenir. Nazım bu olay üzerine kendini asar, sorumlusu olarak da Handan'ı gösteren bir mektup bırakır. Handan bu olaydan dolayı kendini şaffetmez ve Hüsnü Paşa ile evliliği hep sorunlu gider. Hüsnü Paşa'nın kendisini aldattığını bile bile evliliğini sürdürmek için elinden geleni yapar. Fakat bu çabası onun gençliğini alır, sonunda hafızasını kaybeder. Mektuplardan oluşan bir romandır ve Handan romanı Halide Edip Adıvar'a aittir arkadaşlar. Tamam. Kitap bir aşk hikayesi etrafında o günün sosyal yaşam ve kültürel yapısına da değinir. Doğru. Sürrealizm akımı hayır, sürrealizm bilinçaltıdır. Bu sadece böyle cinsellik kavramlarıyla, rüya kavramlarıyla bunu ikinciciler Cumhuriyet'te kullanır. Yok. Romanda kahramanlar tek yönlü olarak anlatılır. Hayır, böyle bir şey yok. Üst kurmaca metinler arasılık bu ta Cumhuriyet döneminde. Arkadaşlar, metinler arasılık nedir? Bir metni yazarken başka bir metinle arasında bağ kurmak demektir. Üst kurmaca da romanın yazılış süresinin, yazılış sürecinin okuyucuyla paylaşılmasıdır. İstanbul ve Anadolu eserde yüceltilir demiş arkadaşlar. Bu parçada söz edilen Handan'da yani Anadolu'nun daha yüceltilmesiyle alakalı bir durum değildir. Anadolu'yu yüceltmek biraz daha Yeni Turan'la birlikte karşımıza çıkar. Yeni Turan romanıyla, Ateşten Gömlek romanıyla Anadolu'nun yüceltilmesi ta o zamanı kapsar. O zaman arkadaşlar burada demek ki cevabımız Adana olmalı.
Bakın. Necati küçük yaşta annesini ve babasını kaybedene kadar ailesiyle birlikte Büyükada'da yaşar. Amcası onu İstanbul'a yanına alır ve büyütür. Amcasının iki kızı vardır. Necati ortaokulu bitirdikten sonra askeri okula gider. Burada mezun olduktan sonra amcasının yardımıyla Fransa'ya askeri akademiye girer. Fransa'da gönlünü epeyce eğlendirir. Buradan mezun olduktan sonra İstanbul'a döner. İstanbul'dan Şam'a tayin çıkar. Şam'da sıkıcı 2 yıl geçirdikten sonra Bulgaristan'a tayin çıkar. Bu göreve gitmeden önce 1 aylığına izin alır. Amcasının yanına gider. Burada amcasının büyük kızı kocasıyla sorunları yüzünden kendisini vurur ve felç olur. Kızıyla birlikte babasının yanına taşınır. Bu tatil sırasında Necati gönlünü komşu kızı Zehra'ya kaptırır ve kendisini beklemesini söyler. Arkadaşlar burada Necati anlatılır. Hani roman özetlerini bilmemiz gerekiyor ya. Bu Reşat Nuri'nin Necati'sidir arkadaşlar. Akşam güneşindeki baş kahramanıdır. Akşam güneşi. Tamam. Şimdi gelelim bakalım ne var ne yok beraber görelim. Romanda dramatik bir aile temi vardır. Evet arkadaşlar dramatik bir tem vardır burada. Tema vardır. Reşat Nuri'ye ait bir eserin özetidir. Evet akşam güneşidir hatta. Evet eser geniş bir mekanda geçer. İstanbul, Şam gördüğümüz gibi ihtiras ve aldatma bu dönem romanlarında ön plandadır. Arkadaşlar ihtiras ve aldatma Aşk-ı Memnun aklınıza gelsin. Servet-i Firon döneminin özellikle Mehmet Rauf'ta Halis Ziya'da ön plana çıkan bir tarzdır. O zaman Edirne. Bir gün ormanda büyük kargaşa ve savaş olur. Herkes yaralanır. Her yer kan olur. Bir yerde toplanırlar. Herkes homurdanır. Ormandaki düzen tıpkı Birinci Dünya Savaşı sonrası geriye kalan Avrupa gibi tamamen bozulmuştur. En büyük hayvan fil, Amerika'nın da savaştan sonra yaptığı gibi artık hayvan dünyasında savaşın olmayacağına haykırır. Herkes ondan korkar. Ortalık bir savaş sonrası sessizliğe bürünür. En son olarak çalıların arasında duran köpekler İngilizlerin Avrupa ülkelerinin üzerimize kışkırtması gibi birdenbire ortalığı ayağa kaldırırlar. Sonuçta sessizliği sağlamak için kurdu 1914'te bütün Avrupa'nın yüzyıllardır baş edemediği, hep korktuğu, savaşta yıkamayıp ancak masa başında yıkmayı başarabildikleri Türk milleti, kurt. Bir av sömürülecek bir yem olarak seçerler. Kurt yalnız bırakılır. Herkes ona ve ailesine saldırır. Dağlara kaçmak zorunda kalırlar. Kurt dağa çıktı. Özlerini alma yemin ederler. Türk topraklarını bu şekilde Avrupa yağmalamış, insanları öldürmüştür. Yapılacak tek şey birlik olup vatan topraklarını kurtarmak, dağlarda Kuvayi Milli adına toplanmaktır. İşte bu harika. Dağa çıkan kurt. Zaten içinde cevabı var. En azından dağa çıkan kurt hakkında da bilgi sahibi olduğunuz halde edibatı var. Değişiklidir. Hasan adında bir çocuk vardır. İstanbul'da yaşamaktadır. İstanbul'da yaşarken anne babasını kaybetmiş, hiç yakın akrabası kalmamıştır. Yöre halkı Hasan'ı Filistin halasının yanına göndermeye uygun görmüş. Hasan'ı vapurla bindirip Filistin'e gönderirler. Halasının yanına giden Hasan, o yörenin diline yabancı olduğu için hiç kimseyle konuşmaz. Bir gün halasının evine ayakkabılar tamir için bir eskici gelir. Eskici hikayesi. Hasan onunla karşısına oturarak onu seyretmeye başlar. Daha sonra eskiciye çeviri ağzını acıtmıyor mu der. Eskici önce çocuğun Türkçe konuşmasını garipser. Daha sonra sen nerelisin diye sorar. Hasan anlatmaya başlar. Hiç durmadan konuşmaktadır. Eskiciyle beraber memleketlerinden bahsederler. Eskicinin işi bitmiş gitme zamanı gelmiştir. Ayrılırken Hasan çok ağlar ama elinden hiçbir şey gelmez. Arkadaşlar bu direkt gurbet hikayeleridir. Refik Halit Kara'ya aittir arkadaşlar. Zaten yukarıyı bilmeseniz bile Refik Halit Kara'yı hangi eserinden alınmıştır demiş arkadaşlar. Zaten Semaver Said Faik'e aittir. Cumhuriyet döneminde gelecek. Otlakçı Memduh Şevket Esendal'a aittir. Falaka Ahmet Rasim'e de aittir ama Milli Edebiyat döneminde Ömer Seyfettin'e. Pembe İncili Kaptan Ömer Seyfettin'e aittir. Zaten yukarıyı bile bilmesen buradan bilirsin. Ben en azından Eskici adlı hikayeyi Milli Eğitim'in ders kitabında geçtiği kadarıyla vermek istedim. Tamam mı? Haydi bakalım. Ömer adında bir genç Lübnan'da şoförlük yapmaktadır. Bir akşam arabasına 3 bedevi biner. Onlar hemen bir doktora gitmesini isterler. Adamlardan biri nefes alırken zorluk çekmektedir. Ömer merak edip nesi olduğunu sorar. Bedevilerden yaşlıca olanı yanındaki testiden su içerken testin içine düşmüş bir anının boğazına kaçarak onu soktuğunu söyler. Lübnan halkı o zamanlar hastalık bulaşır kokusuyla bardak kullanmaz. Testiyle içerlerdi. Testiyle içerken de ağızdan birkaç parmak yukarıdan akıtarak içerlerdi.
Bu tür olaylar orada çok sık olurdu. Adam bir ara nefes almamaya başlar. O sırada Ömer, doktor yazılı bir yerde durur ve adamı içeri taşırlar. Fakat doktor birkaç saat önce hayata gözlerini yummuştur. Tamam mı? Arı tarafından sokulan adam da aradan çok geçmeden doktorun yanında yerini alır. Gurbet hikayeleri. Refik Halit Karayel'dir. Değil mi? Gurbette yaşamış bir insanın başından geçenler anlatılır. Evet, bu test hikayesidir. Gurbet hikayelerinin içinde olan. Milli Edebiyat dönemine ait olduğu söylenebilir. Evet, burada zaten gurbet hikayeleri Refik Halit Karay'a aitse odur. Dil açık anlaşılır, doğru. Ömer Seyfettin'in tiyatro ürünü dersleridir. Hayır, yukarıda zaten gurbet hikayeleri demiş ya. Memleket hikayeleri ve gurbet hikayeleri Refik Halit Karay'a aitti. Mekan olarak yurt dışında geçen bir eserdir. Lübnan ister istemez yurt dışıdır. Selma, Nazip Bey'den boşanmıştır. Selma, eğer Selma Hanım'ı görürseniz Yakup Kadri'nin Ankara romanına gidin. Tamam. Binbaşı emekli albay Mirel Hakkı Bey'in karısıdır. Ancak koşullar değişmiş. Değişen koşullar Cumhuriyet öncesinin kişilerini de değiştirmiştir. Hakkı Bey ordudan, Murat Bey vekillikten ayrılmıştır. Vurguncu harp zengini, şirket meclisi idarelerinde dolaşan ecnebi gruplarla komisyon işleri yapmaya çalışan Hakkı Bey'in yeni yüzüyle karşılaşırız. Hakkı Bey milli idealleri bir tarafa bırakmış, maddi refah içerisinde sadece kendi hesabına çalışan birisine dönüşmüştür. Bu zümreye göre artık halkçılık diye bir dava kalmamıştır. Bu bölümde halk ile zümre arasında nasıl doldurulmaz bir uçurum açıldı, inkılabı böyle anlamayanları hep kendi lehlerine çekenlerin eleştirisi yer alır. Selma Hanım yeni kocasından da uzaklaşır. Bu sırada muhalif olan Neşet Sabit genç kadını görmek için onların bazı alemlerine iştirak eder. Selma Hanım bu hayatın acılarını onunla paylaşır. Binbaşı Hakkı Bey'den boşanır. Bundan sonraki hayatında toplumsal hizmetlerin en değerlisi olan öğretmenlik görevine atılır. Arkadaşlar, Selma Hanım varsa bu Ankara'dır. Eğer bir sürgün varsa kahramanı Doktor Hikmet'tir. Evet, bunlar Yakup Kadri'nin romanları, değil mi arkadaşlar? Panoramadon'un Yeşil Gece'nin baş kahramanı arkadaşlar Şahin'dir. Softalarla mücadele eder. Ve Reşat Nuri'ye aittir son iki roman. Acımak'ın baş kahramanı da arkadaşlar yine bir öğretmendir arkadaşlar. Yine bir öğretmen olarak karşımıza çıkar. Ankara, Bir Sürgün ve Panorama'da arkadaşlar hop bunlar da Yakup Kadri'nin eserleri olarak isterseniz karşımıza arkadaşlar çıkacaktır. Acımak'taki öğretmenin ismi de Zehra, onu da söylemiş olalım. Selma'yı görürseniz Ankara'ya yapıştırıyorsunuz. Bak, İzmir'in işgali sırasında Yunanlarca kocası ve oğlu öldürülen Ayşe, İstanbul'da akrabası Peyami'nin yanına gider. Ayşe Peyami. İkisinin yanına Binbaşı İhsan da katılır ve Kuvayi Milliye'ye hizmet etmek amacıyla Anadolu'ya geçerler. Çeteler düşmanla savaşmaktadır. Bu savaşta Ayşe hasta bakıcı, Peyami ise çeviricidir. Ayşe Eskişehir Asker Hastanesi'nde ve Polatlı Sarı Hastanesi'nde hasta bakıcı olarak çalışır. Bu arada hem Peyami hem de Binbaşı İhsan Ayşe'ye aşık olur. Ayşe kendisini seven Mevlana teklif eden İhsan'a cevabını ancak İzmir alındıktan sonra vereceğini söyler. Peyami ise sevgisini Ayşe'ye açıklayamamaktadır. İhsan ve Ayşe cephede ölürler. Yaralanan Peyami kafasında kalan bir kurşunu Ankara Cebeci Hastanesi'nde anılarını yazmayı tamamlar. Ne var ki Peyami kafasında kurşunun çıkartılması için girdiği ameliyatta ölür. Peyami'nin ölümünden sonra doktorlar Peyami'nin notlarını araştırarak Ayşe adında birisinin kolordu görev yapmadığını ve İhsan isminde birinin de alay komutanı olmadığını fark etmişlerdir. Bu arkadaşlar ünlü eser Ateşten Gömlektir arkadaşlar. Tamam. Ve Kurtuluş Savaşı'nı anlatan ilk romandır. Halide Edip Adıvar'a aittir. Milli mücadele anlatır, doğru. Hem tarih hem aşk vardır, hem savaş vardır, hem burada aşk vardır. Konusu Anadolu'da geçer, Anadolu'ya geçer. Kuvayi Milliye yalın dili vardır. Doğu Batı çatışması üzerine bir hüküm bulunmamaktadır. Evet. Lise öğrenciler gruplara ayrılmış. Her bir grup belli bir yazar eserlerini anlatmakta sorumludur. Buna göre bunlar teker teker arkadaşlar bir eser ne yapacaklar? Anlatacaklar. Değil mi? Hadi bakalım. Memleket Hikayeleri. Sinop Cezaevi ve yurt içindeki sürgün yıllarında kalem aldığı öykülerdir. Bu Ziya Gökalp ve Ömer Seyfettin tarafından çok beğenilir. Bunun üzerine Ziya Gökalp ve Ömer Seyfettin tarafından İstanbul Türkçesini en iyi kullanan yazar ilan edilir. Doğru. Reşat Nuri'nin yurt içi sürgünlerini anlatır. Seda, Gurbet Hikayeleri. 22-38 yılları arasındaki sürgün dönemi öyküleridir. Ne Reşat Nuri'si, Refik Halit Karay.
Lan ben de diyorum var ya ne yazıyorum ya uyarınsana ya. Hadi Refik Halit Karay'dır. Ve gurbet hikayeleri de arkadaşlar yine aynı kişiye Refik Halit Karay'a aittir arkadaşlar. Bugünün saraylısı. Roman türündeki ilk eserdir. İkinci Abdülhamit devrinden Birinci Dünya Savaşı'na kadar ki sosyal siyasi değişimleri ele almıştır. Arkadaşlar bak bugünün saraylısı bunu falan almıyor arkadaşlar. Asil bir aileye bir tane kız katılıyor. Ondan sonra ortalık karışıyor. Bu yanlış. Peki hocam bu bugünün saraylısı değil. Anladık. Peki madem Refik Halit Karay'sa Refik Halit Karay'ın arkadaşlar Birinci Dünya Savaşı zenginlerini anlattığı ünlü eseri nedir? İstanbul'un İç Yüzü'dür. Roman olarak. O zaman yanlış. Fevzi Anahtar. Bu eserde kadın erkek ilişkisi üzerine kurulur. Basit şüphelerin doğurduğu kıskançlıkların ne gibi felaketlere yol açacağı üzerine kurulmuştur. Doğru. Erkan, İstanbul'un İç Yüzü. Asil bir aileye sonradan katılan, sonradan görme bir kızın değerler karmaşası. İşte bu bugünün saraylısı. Bugünün saraylısıdır. O zaman burada Sultan'la Erkan'ın verdiği arkadaşlar romanlar değiştirilirse her şey yerli yerine oturur. O zaman Refik Halit Koray'ın şöyle ünlü romanlarını yazayım. İstanbul'un İç Yüzü, Yezidileri anlattığı, Yezid'in kızı, sonra Çete, Hatay anlatır ve sürgün. Bak sürgün çok önemli. Tamam mı? Sürgün çok önemli. İyi dinleyin. Bak. Bir sürgün olursa birden çok kelimeden oluşuyor ya. Adamın soy ismi Kara Osman oğlu. Birden çok kelimeden oluşuyor bu. Ama sürgün olursa lakabı, soyadı tek kelimeden oluşuyor. Kargedir. Tamam. Sürgün önemlidir. Başka anahtar. Biraz önce yukarıda yazanlardan bugünün saraylısı. Değil mi arkadaşlar? Bunlar karşımıza çıkacak eserleridir. Kadınlar tekkesi. Hem bunlar hakkında da bilgi sahibi olalım istedim. Roma, mütareke yıllarındaki işgal altındaki İstanbul'un daha çok işbirlikçi kesimini yansıtan romanda cömertçe açılan salonlardaki içki alemleri, gönül ilişkileri, hovardalıklar sergilenir. Tanzimattan sonra gelişen işbirlikçi burjuvazinin kimi bireyleriyle karşılaşırız. Leyla. Bu gibiler işgalci subaylarla içli dışlı olmuşlardır. Bireysel ahlak ilkelerinin dışına bile çıkmışlardır. Yazar düşün yönünden ulusal değerlere bağlı olduğu halde düşüncelerinin eylem adamı olmayan bir kişilikle Necdet'le bu dönemin acılı yaşamını ışık tutar. Romanın son bölümlerinde Ankara'dan İstanbul'a gelen bir savaşçı Doktor Cemal Kami ise direncin simgesi durumundadır. Roman 30 Ağustos 1922'den sonraki atılımların İstanbul'da yarattığı coşku ve değişim havasını yansıtarak sona erer. Eser adını Kutsal Kitap'ta geçen ve Ürdün'de günahkarlıkları yüzünden Tanrı'nın gazabına uğra yerle bir edilmiş iki şehrin adından alır. Arkadaşlar olay bitti. Bu ahlaksızlıkları yüzünden yağmalanmış iki kent, Allah tarafından yok edilmiş iki kent Sodom ve Gomorre'dir. Milli Edebiyat dönemine aittir doğru. Sodom ve Gomorre Yakup Kadri'ye aittir. Savaş yılları anlatılmıştır doğru. Panorama romanından almıştır. Hayır. Alındı roman Sodom ve Gomorre'dir. Burası bize verdi. Dil açık ve yalındır. Tamam, realist bir anlayışla yazılmıştır. Eyvallah. Bu parçada söz edilen eserle ilgili hangisi söylenemez? Bakın. Birinci Dünya Savaşı'na yedek subay olarak katılan Ahmet Celal. Ahmet Celal ise bu yabandır arkadaşlar. Yabanda yine Yakup Kadri Kara Osman oğluna aittir. Bu savaşta tek kolunu kaybederek geri döner. İstanbul İngilizler tarafından işgal edilince Emir Ali Mehmet Ali'nin davetini uyarak onun Porsukçay kıyısındaki köyüne gider. Ama aklı sürmekte olan savaştadır. Köyde her gün gazete getirterek gelişmeleri izler. Fırsat buldukça da köylülere gelişmelerin önemini anlatır. Köy halkı yoksulluklarının ve cahilliklerinin asıl sebebi olarak Salih Ağa'ya bağlıdır. O ne derse ona inanırlar. Salih Ağa'nın etkisiyle kimse Ahmet Celal'e yanaşmaz. Köylü onu yaban olarak niteler. Bu durumda üzülen genç subay bunalıma düşer. İyice bunaldığı bir gün gezmeye, hava almaya çıkar. Emine ile karşılaşır. Ona ilgi duyar. Ne var ki Emine? Mehmet Ali'nin kardeşi İsmail'in karısıdır. Aradan günler geçer. Köy Yunanlar tarafından işgal edilir. Yunanlarca köyü yakıp yıkar Yunanlar. Aradan günler geçer. Değil mi? Köylülere işkence ederler. Köylülerin çoğu köy meydanında topluca öldürülür. Ahmet Celal'in
köyle çatışması anlatılır. Köylü ona yaban der, o da köylüye cahil der. Ve bu resmen her yönüyle Kurtuluş Savaşı arka planda anlatılır. Aydın köylü çatışması vardır. Realist bir romandır, milli edebiyat döneminde realizm vardır. Savaş yılları, Kurtuluş Savaşı, Cehalet romanın büyük bir bölümünde öne çıkar. Çünkü burada köylü resmen düşmana mücadele ederim demez. Alafranga tipler üzerinde durulmuştur. Burada alafranga bir tip yok, gördüğünüz gibi Batı yalnız. Bakın, parçaya göre hangisi çıkarılabilir? Yatık Emine adında bir kadın vardır. Bu kadın Ankara'da kötü yola düşmüş bir kadın olarak hayatını kazanmaktadır. İl merkezinde ard arda olaylar çıkması da sebep olduğundan dolayı ilçede oturtulmak, başka bir yere gitmesine engel olmak için kaymakam jandarma bölük komutanını evine gönderir. Ayrıca kasabanın genel ahlakının bozulmaması için gerekli önlemler alınmasını da istemiştir. Jandarma bölük komutanının ismi Sabri'dir. Sabri ilk olarak Yatık Emine'yi yanına çağırır. Olayların çıkmaması için kendisini uyarır. Yatık Emine de tamam der, uzaklaşır. Yatık Emine'nin ilçede olmasından dolayı halk devam ve tedirginlik içerisindedir. Yatık Emine'yi dışlamaktadır. Yatık Emine'nin yatacak bir yer olmaması karşısında ilk olarak hapishanede kadınlar koğuşuna konulur. Hapishanedeki kadınların çirkin tavırlarıyla karşılaşır ve orada dövülür. Ardından hapishaneden alınır. Hastaneye gönderilir. Orada iyi bir yaşam sürmeye başlar. Gürcü Server adında bir genç delikanlı hastanede görevlidir ve Yatık Emine'ye yardımcı olmaktadır. Fakat hastaneden çıkartılarak kendisine bir ev tahsis edilmesi kararı kaymakamlık emriyle Sabri'ye ulaşır. Sabri Yatık Emine'yi kıyıda köşede bulunan ilçeden uzakta bir ev bulur. Fakat evin içi boştur, hiçbir eşya yoktur. Yatık Emine burada sefil bir şekilde yaşamaktadır. Gürcü Server adındaki kişi Yatık Emine'ye gizli gizli yardım etmektedir ve ona eşya tahsis etmiştir. Yatık Emine de bu olaydan memnun kalmıştır. İnsanların Anadolu'daki yaşamları anlatır. Evet. Değil mi? Kötü bir kadın Yatık Emine. Kahramanlar şimdi tek tiptir demiş arkadaşlar. Şimdi burada kahramanın kaç tane kahraman var, kaç tane tip var, bununla alakalı bize hiçbir bilgi yok ki. Yurttaşlık hainlik temel çatışması üzerine hain kim burada? Yok. İhanet aldatma, aldatma ihanet de yok. Soya çekim her yönünde gözler önüne serilir. Irsi genlerden gelen bir şey yok. Ah, bak yukarıya göre çözdük. Normalde bu Yatık Emine'dir. Refik Halit Karay'ın memleket hikayeleri içerisinde olan bir hikayesidir ama bunu bilmenize bile gerek yok gördüğünüz gibi. Bakın, Feride yaz tatillerini teyzesinin köşkünde geçirir. Teyzesinin yakışıklı oğlu Kamuran ile birbirlerini severler. Nişanlanırlar. Feride düğün günü bir kadının getirdiği mektuptan Kamuran'ın İsviçre'deyken Münevver isimli hasta bir kızla ilişkisi olduğunu, ona evlenme sözü verdiğini öğrenir. Öğrenmez, her şeyi yüzüstü bırakıp kaçar. Arkadaşlar, Feride affetmez, kaçar. Bunu da maşallah dizilerden hepiniz ezbere biliyorsunuz. Tamam mı? Daha Feride Anadolu'nun çeşitli yerlerinde Zeyniler Köyü, Bursa, Çanakkale öğretmenlik yapar. Çok idealist bir kızdır. Güzelliği başına bela olur. Çeşitli dedikodular çıkar. Zeyniler Köyü'ndeyken tanıştığı Doktor Hayrullah Bey ile Kuşadası'nda ikinci kez karşılaşır. Babacan bir adam olan Hayrullah Bey, Feride'yi kızı gibi korur. Halkın dedikodu üzerine onunla kağıt üzerinde evlenir. Fakat aralarında sadece baba kız ilişkisi vardır. Feride öğretmenliğe başladığı yıllarda bir günlük tutmuştur. Hayrullah Bey bu defteri bulur, okur ve saklar. Hastalanınca Feride'ye kendisinin ölümünden sonra teyzesinin yanına gitmesini ve verdiği kapalı zarfı Kamuran'a teslim etmesini vasiyet eder. Hayrullah Bey'in ölümünden sonra vasiyeti yerine getirir. Daha sonra Kamuran hala Feride'nin kendisini sevdiğini anlar ve bunlar kucaklaşırlar, kavuşurlar. Arkadaşlar, bu roman Reşat Nuri'nin ünlü romanı olan Çalı Kuşu'dur arkadaşlar. Değil mi? Feride deyince aklınıza gelir. Romanın kahramanı bir öğretmendir Feride. Anadolu'nun belirli köşelerinde serüven anlatılır Zeyniler Köyü, Bursa. Gözlemci gerçekçilik vardır, evet. Çünkü realizm akım var. Duygusallığın yanı sıra toplumsal sorunlardan da burada bahsedilir demiş. Evet arkadaşlar, duygusallık var ama toplumsal sorunlar da var. Halkın güzel olduğu için mesela Feride'nin hep güzelliğinin başına bela olması, Hayrullah Bey'in kağıt üzerinde evlenmek zorunda kalması, bilinçaltı, hayda, bilinçaltı ve rüyaya girme diye bir şey yok. Arkadaşlar, Reşat Nuri ünlü bir romancıdır. Çalı Kuşu, Gizli El, Damga, Akşam Güneşi, Necati vardı değil mi? Daha önceki sorularda geçmişti. Acımak. Burada da öğretmen Zehra vardı arkadaşlar. Sonra Dudaktan Kalbe. Lamia var. Softalarla mücadele eden Şahin'in mücadelesi Yeşil Gece. Ziya ve Sara'yı anlatan bir kadın düşmanı.
Ali Rıza Bey anlatan emekli kaymakam, yaprak dökümü, kavak yelleri, kızılcık dalları, kan davası Ömer'i anlatır. Miskinler tekkesi, dilencileri anlatır arkadaşlar. Değil mi? Bunlar ünlü eserlerdir. Değirmen. Bak bunlardır. Daha önceki devir hikaye romanlarında pek rastlanmayan İstanbul'u değil, memleketin her tarafını konu alan hikayeler yazması, toplumun belli bir zümrelerini değil, hemen herkesin hikayelerini yazması onu farklı kılar. Yazarın görüşleri doğrultusunda yazmaya çalışmış, süssüz, yalın, açık bir anlatımı ile geniş kitlelere sesini duyurmuştur. Ancak bazen bu tutumundan dolayı kuruluğa düştüğü görülür. Edebiyatta söyleyişten çok söylenen düşünce önem verir. Bu tanzimatçılardan biri gelen edebiyat yoluyla toplumu düzeltme, aydınlatma tavrının tipik göstergesidir. Bu tutum tezi sanat yapmayı getirmiş, dolayısıyla çağının toplum ve siyaset hadiseleri eserlerine girmiştir. Yazar dilde sadelik anlaşılırlıktan yana olmuştur. Türkçenin kurallarına göre, dediğim gibi dizgi hatası yapım eki varsa ayrılmaz, davranılmasını, dilin Arapça, Farsça sözcüklerden arındırmasını savunmuştur. Halkın anlayacağı bir dille yazmayı halka gitmenin ilk koşul olarak benimsemiştir. Yapıtlarıyla bu yönelişin Türk edebiyatının ilk örneklerini vermiş, milli edebiyat akımının alışmasına önemli katkılarda bulunmuştur. Mapasan tarz hikayeleri de hikayeciliği meslek haline getirmiştir. Hikayeciliği meslek haline getiren kimdi gençler? Sevgili Ömer Seyfettin. Tanzimattan beri süre gelen hikaye anlayışını aynen sürdürmüştür. Hayır canım, Tanzimat'tan sonra gelen hikaye anlayışını değiştirdi, farklılaştırdı, değil mi? Evet, burada unutma arkadaşlar, burada hangisine ulaşılabilir diyor, değil mi? Burada ulaşılabilir olan yeri bizim ne yapmamız lazım? Tespit etmemiz lazım, tamam mı? Burada demiş ya, bu tanzimatçılardan beri gelen edebiyat yoluyla toplumu düzeltme, aydınlatma tavrının tipik göstergesidir, tamam mı? Bu demek. Tanzimattan süre gelen hikaye anlayışını aynen sürdürmüştür demek değil. Tamam mı? Yani tanzimatçılardan beri gelen toplumu düzeltme, aydınlatma tavrını sürdürdü. Bu hikaye anlayışını aynen sürdürdü diyemem. O yüzden ulaşamam. Çünkü Ahmet Mithat'ın Letaif-i rivayetindeki sizce dille hikaye Ömer Seyfettin'in aynı mı? Orada realizm yoktu, burada realizm var. Hikayelerinde çatışmayı anlatmaya amaçlamıştır. Bir çatışma yok. Akılcı, sağduyulu bir yazar olarak karşımıza çıkar. Yok. Durum hikayesi, hayır. Eserlerinde olay ön planda olmuştur ve merak unsuru vardır. Bunu da nereden anlıyoruz arkadaşlar? Yukarıda Mapasan tarzdan anlıyoruz. Yani Ömer Seyfettin olduğunu bilmeseniz bile direkt olarak E. Yalnız A kuvvetli bir çeldiriş. Tamam mı? Bak aynen. Yani Tanzimat'ın hikayesi aynen devam etmiyor. Şu size aynısını işaretleyin diye verilmiş bölümdür ama değildir. Romanda Mürşit Efendi rüşvet ve hırsızlık suçundan 5 yıl hapse girer. O hapisteyken karısı Müşerref Hanım zengin biriyle ilişki kurar. Mürşit Efendi hapisten çıkar. Karısının bu durumunu fark eder, onu boşamaya karar verir ama kızlarının geleceği için bundan vazgeçer. İki kız da Mürşit Efendi'den nefret etmektedir. Bunlardan biri Verem'den ölür. Mürşit Efendi bir gün mebus olan arkadaş Cevdet'le karşılaşır. Ondan kızı Zehra'yı okutmasını ister. Zehra okutulur. Mürşit Efendi ise bir lokma ekmeğe bile muhtaçtır. Zehra bu sayede öğretmen olabilmiştir. Babasının hatıra defterini okuyan Zehra, hanım annesinin, anneannesinin babasının gerçek yüzünü öğrenir. Babasının üstündeki örtüyü açar. Çünkü babası ölmüştür. Ona sarılır, onu öper, ağlar. Ağlar. Babasına karşı yaptığı kötü davranışlardan dolayı pişman olur. Kişiliği değişmiş olarak görev yerine döner. Kendisine yapılan bir evlilik teklifini dahi kabul eder, evlenir. Arkadaşlar Zehra Mürşit Efendi'nin kızıdır. Acımayı falan bilmez. Tamam. Mürşit Efendi babasıdır. Haber gelir. Baba Mürşit Efendi ölmek üzere gitmez. Çünkü babasından nefret eder. Sonra oranın milliyeti müdürü zorla onu gönderir. Gittiğinde Mürşit Efendi yerde yatmış ölmüştür. Ona ait bir hatıra deftere kalmıştır. Ona ait hatıra defterini okuyunca meğer babasının ne kadar iyi biri olduğunu, hep kendine kötü tanıtıldığını, onu okutturulduğunu, onun okumasına sebep olan kişi olduğunu öğrenir. Bunun üzerine acımayı öğrenen bir tazecik öğretmen olur arkadaşlar. Ve bu bize
anlatılır. Kahramanı öğretmen olan bir karakter Zehra, doğru. Yanlış anlaşılmadan dolayı nefret duygusu hakimdir, doğru. Realist gerçekçidir, doğru. Yazarın damga romanından almıştır, hayır. Acımayı öğrendiği Zehra varsa Acımak romanından alınmıştır arkadaşlar. O zaman cevap Denizli. Pişmanlık ve merhamet duygusu daha sonra hissettirilmiştir. Bu da doğru arkadaşlar. Peki hocam, damga romanı Reşat Nuri'nin nasıl bir romanıydı? Damga romanında İffet vardır, Vedia vardır. Vedia evlidir, İffet bekardır ve İffet erkek. Vedia'nın evine giriyor, özel ders veriyor, çıkıyor ve burada arkadaşlar paşanın karısı Vedia'dır. Ve paşa evde olmadığı bir gün Vedia'nın yanına geliyor ve bu şekilde yasak aşkları başlıyor. Ama bir gün evden gizlice çıkarken yakalanıyor ve o an kendisine hırsız diyor. Çünkü Vedia ile yasak aşk yaşadığının ortaya çıkmasını istemiyor. Vedia'ya laf gelmesini istemediği için hırsız olarak damgalanıyor. Daha sonra hapisten çıkıyor. Aa, bir bakıyor Vedia boşanmış. Aa, Vedia diyor, artık evlenmemizde engel yok, artık evlenebilirim diyor. Vedia diyor ki, sen artık damgalanmış birisin diyor. Ulan adam niye damgalandı? Senin yüzünden damgalandı. Hiç sen bunları düşünmüyor musun? Yok, hiç bunları düşünmüyor arkadaşlar. Cevabımız o zaman değişik olarak rahatlıkla çıkar. Evet, o zaman Milli Edebiyat dönemindeki hikaye romanı da elimizden geldiğince önemli yönleriyle tekrar ettik sorularda. Görüşmek üzere, esen kalın gençler.